bomba bir projemiz var bugün Sibel'le. Sibel, şu mayonezde iki tane eksik bilgi kaldı. Yarın da yapacağız. Onlardan da hemen bahsedelim. Sibel'in bugün nefis bir çantası var. Mutlaka yapmak isteyeceksiniz. Bana da öğretecek huzurlarınızda burada. Güneş yanığının acısını hafifletiyor mayonez. Eğer güneşten fazla yandıysanız aklınızın bir kenarında bulunsun. Ölü derileri, dirsekler, topuklar, eller veya vücuttaki ölü deriler için çok çok iyi. Banyoya girmeden yapıyorsunuz. Tırnakları kuvvetlendirir. Zaten söylemiştik. Ama yarın çocuklar okullarda bitleniyor biliyorsunuz. Olabiliyor bu. Hala oluyor günümüzde. Onun için de mayonezle ilgili bir tarifimiz var. Yarın bizi kaçırmayın. Evet Sibel, bu ne? Bu sezonun olayı bence. Organik çilek. Organik çilek. Organik tarıma geçtik. Bu çilek bildiğiniz çileklerden değil. Coşkun, beğendin mi çilekleri? Sen bunu yemek istersin şimdi. Bak yani mevsimi geçti gibi demeyin. Yani var hala çilek. Pahalı, bu çok ucuz. Evde yapıyorsunuz bu çileği. Evet. Ya yoğurt yapmaktan daha kolay. Kesinlikle. Vallahi. Sibel çok güzel oldu. Bunlardan tablet bilgisayar kılıfı da olur. Bakın. Tablet bilgisayarınızı da koyabilirsiniz. Ay ben kendime böyle yapıyorum. Kendine böyle yap çilek. Çilekli. Evet. Sibel çileği çok sever. Veya çanta olabilir. Bir bomba projemiz var önümüzdeki günlerde. Bu yaz sizin için, sizin bizi seyretmediğiniz ve bizim burada olmadığımız zamanlarda da çok güzel şeyler ürettik. Bebek arabası için bir şey yapacağız. Şuna benzeyen bir şey. Aa diyeceksiniz. Aa bu da olur mu diyeceksiniz. Evet Sibel, hemen anlatalım. Bunun şimdi, için nasıl bir tığ gerekli? Bunun için Afgan tığı gerekli. Bunun adı da Afgan tığıymış. Nesli'ye sordum yazarken. Bunu ilk bize kim öğretmişti onu hatırlamadan, anmadan geçersek çok üzülürüm. İzmir Kitap Fuarı'nda hatırlar. Evet hatırladım. Ama ismini hatırlayamadım. İsmi ben de hatırlayamadım. Hı. Eğer seyrediyorsa bize yazsın. Hı. Bu tek taraflı uzun şişe benzeyen bir tığ. Bununla çok güzel şeyler yapılıyor. Evet. Bugün bu çilekleri de bunu... Peki bunumuz yoksa olmaz mı? Bunumuz yoksa bu model olmaz. Daha ilerleyen günlerde normal tığla da geçen senelerde yapmıştık. Onun örgüsü biraz daha farklı. Onu da gösteririz. Ama bu artık her yerde, her tuhafiyede satılıyor. Biz bunu Almanya'dan almıştık. Biz bunu Almanya'dan almıştık ama daha uygun fiyatlı olanları da her tuhafiyede var. Var artık diyorsun. Var. Tamam. Var. Tunus işi de deniyor. Diyorlar. Afgan işi, Tunus işi. Evet. Buyurun Sibel Hanım. Şimdi bunun için başlarken, normal başlarken biz çanta için 60 zincir çektik. Derya Hanım şöyle bir şablonumuz var. Hep 3, 1... 3, 1. Bu şekilde şu üçler aralar, şu bir zincir çektiğimiz yerler çileği kuracağımız yerler. Başlarken öyle başlamaları, zincir çekmeleri gerekiyor. Ve ilk başta yani bir tarafta çilek olacak, bir taraf son ara 3 zincirle bitecek. Ki birbirlerine şu şekilde girip birbirini kapatıyorlar, şey puzzle gibi. Şimdi biz kaç tane yaptık çantada? Biz 60 zincir çektik. Şimdi biz daha küçük bir parça göstereceğiz. Daha küçük bir parça. Şimdi ilk başlangıçta zinciri çektik. Tığımız şöyle yukarıda. Hemen ikinci zincirden bir tane ilmek alıyoruz. Şöyle. Hiç sarmadan. Evet hiç sarmadan. Tamam aldık. Üçüncüden de alıyoruz. Üçüncüden. Bu başlangıcımız. Şimdi. Ya Şefika orada. Ha gözlüğümü almışım bir dakika. Göremedim. Evet. Üç tane aldık. Şimdi. Bir dakika bekle. Tamam üç bekliyorum. Tane. 3 tane aldık. Şablondaki bir yazan yere geldik. Evet. Üstüne aldık. Evet, üstüne takip aldık. Takip eden ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hepsini aynı ilmeğe mi yapıyoruz? Evet, hepsini aynı ilmeğe yapıyoruz. 5 tane? 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Dört. Ne yaptım, saçmaladım. Ve 5. Hiç başlangıçta ikili trabzan falan yapmadan direkt örnek kuruluyor. Şöyle yaptık 5 tane. Evet. Evet. Şişin tığın üstünde de 5 tane ilmeğimiz duruyor. Evet. Kapatmadık. Şimdi takip eden 3 tane zincirden üstüne almadan şöyle ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Bu ara boşluk. Ne yapıyorum? Şimdi takip eden 3 tane zincirden birer tane üstüne almadan böyle ilmek alıyorum. Tamam.
kapatmayın. Yok ki hiç kapatmayın orayı. Ha, kapatmadım. Yok hiç kapatmıyoruz. Bunu da kapatmıyoruz. Bak, yanlış yaptım. Ha, o tek tığla olan da kapatıyorduk işte. Normal bizim tığımız olan da kapatıyorduk. Tamam. Bu üç tane boşu aldıktan sonra tekrar üstüne alıyoruz. Tamam. Yine takip eden bir tane ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir. Ha bu sırayı böyle gideceğiz. Bu sırayı böyle sıra sonuna kadar böyle gideceğiz. Onun için şuna ihtiyacımız evet, var. Kesinlikle. Uzunluğa ihtiyacımız evet, var. Evet. Hmm. İki. Sen anlat ben tamam, öbürlerini yapmaya üç, çalışıyorum. Dört. Ve beş. Şimdi sonu bir çilekle bitirecektik. Onun için ben şurada hemen geri döneceğim. Bu sıra sonu çilekle bitirdik. Şimdi şu ilmeklerin içinden bakın bir. Şöyle yapıp bu sırayı böyle kapatıyorum. Sağa doğru geliyorum. Evet, o mesafeye ihtiyacımız var. Hele 60 tane olduğunu düşün. Kesinlikle. Sonra yeşille toplayıp bunlara çilek formu vereceğiz. Böyle yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle son. Bakın. Şöyle dilimler oluyor önce. Ben yapamadım. Şimdi reklam arasında şeyi kapattığım için geri kaldım senden. Tamam. Şimdi, buraya kadar anlaşıldı. Evet, anlaşılmıştır. Ben de anladım. Şimdi yapacağım reklam. Herkes yaparsa bunu isterseniz daha sonraki bölümde de yeşillerle çilek haline getirmeyi gösterelim. Ya Sibel bu olay bir şey yalnız. Çok zevkli Derya Hanım. Bundan başka neler yapabiliriz? Hemen onu söyleyip. Gülsüm Hanım yastık yapmak istiyor. Yastık olur. Bebek battaniyesi olur. Olur. İki ayrı renkten mesela pembe ve kırmızı yapabilirsiniz. Olur. Çileğiniz pembe olur atıyorum. Şeyler kırmızı olur. Hı. Pembe, bere de yeşil olur. Olur. Bere olur. Yastık, battaniye, diz örtüsü, pek çok atkı şey. Atkı olur. Atkı olur. Çok güzel. O zaman siz çileklere dalar iken, buyurun Sibel Hanım tutunuz bunu. Ben Özgür Kaya'yı buraya davet edeceğim. Reklam arasında yapacağım. Ha? Tamam, yaparız beraber. Tamam oldu. Gidiyorum sonra Yeşil'de seninle beraber tamam. Eşleşeceğim. Tamam. Niye kapattım onu ya? Şimdi aklımda kaldı. Evet, şimdi yine atölyedeyiz. Çilekle ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Bizim eski yaptığımız çilekten bahsediyor izleyicilerimiz. Bu o değil. Onun fotoğraflarını hemen paylaşmak istiyorum. Buldum reklam arasında sizin için. Şurada vardı. Biz bunu yaptık. Üstüne sonra da böyle neyle yapıyorduk? Doğru, Fransız düğümü yapıyorduk. Yapmıştık. Bakın o bu. Şöyle görebiliyor muyuz biraz daha? Şöyle de göstereyim. Bakın o şöyle oluyor. Üstünü işliyoruz. Ben bunu yapmıştım. Sibel de bunu yapmıştı. İkisi farklı ama benzer ise de değil odur. Evet, sadece teknikleri farklı. Teknikleri tığları farklı olduğu için. Bir de bu çok çok zevkli bir şey. Hı-hı. Şimdi Sibel, ikinci sırayı anlatalım. Şurayı yaptık. İstersen buraya kadarını bir tekrar et Sibel. Şimdi bir zincir çektim. 1-3-1-3 diye. Önce baştan her ilmeğe bir tane batıp ilmek aldım. Sonra üçüncü, dördüncü ilmeğe ikili trabzan yaptım 5 tane. Sıra sonuna kadar bir çilek, arada 3 tane boşluk, bir çilek, 3 boşluk olmak üzere geldik. Sonra sağa doğru ilmekleri şu şekilde kapatıp sıranın başına geliyoruz. Kırmızı iple şu anda işimiz bitiyor. Şimdi asıl toplama işini yeşil iple yapacağız. Şimdi bunu böyle yaptık. Bunu bir göster. Bakın ben. Böyle dilim dilim oluyor bu. Evet. Bütün aşamalarını da çekiyoruz yaptıkça siteye koymak için. Tamam. Şimdi bunu böyle yaptık. Kapalı. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz Derya Hanım. İlk başta, baştaki ilmeğe şu şekilde yeşil ipi bir zincirle sabitliyorum. Şu aldım. Şimdi baştaki 3 tane yaptığımız boş vardı. Onlardan 2, yine her birine bir tane batıp 3 taneyi aldım. Şimdi çileği yaptığımız yere geldik. 5 tane ikili trabzana. Şimdi 1 aldım. 2 3, 4 ve 5. İkili trabzanları bitirdim. Şimdi devam etmiyorum. Şu 5 tane aldığım ilmeği topluyorum. Topladım. Evet, bak ben de onu evet. yaptım. Benimki de oldu. Toplandı. Bir tane çileğim oldu. Sonra ne yapıyorduk? Şimdi 3 tane yaptım. Yine bunu bekliyorum. Tamam. Şimdi yine 3 taneden bir alıyoruz. İlmek alıyoruz. Bir sonraki sıra burası ne olacak? 2.
3. Şimdi bir sonraki sırada şu yaptığımız 3 tanenin ortasına kuracağız çileyi. Kaydırmalı oluyor. İki çileğin arasına bir çilek girecek. Şuradan hemen gösterelim. Bakın şu. Şimdi iki tanenin arasına bu girecek. Sonra bu ikinin arasına bu girecek. Ha. Bu şekilde olacak. Bu 3 önemli onun için. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi o 3'ü yaptıktan sonra yine geldik. Çileği yaptığımız 5 tane 2 litre abzana. Yine alıyoruz 5 tane ilmeğimizi. 1. Her birinin tepesine bir tane batıp 2. 3. 4. Ve 5. Şimdi bu aldığım 5 taneyi topluyorum. Şu 5 ilmeği bir topladım. Bir zincirli sıkıştırıyorum. Bir çilek daha oluştu. Şimdi yine aradaki 3 tane ilmekten her birine... Hepsini topluyorum, evet, değil mi? Evet. Bir tane batıp 1. Oley. 2. Benim de ikincim oldu. Ay, 3. Çok zevkli, bakın. Çok güzel. Bakın. Şurası oldu. Şimdi yine 3 tane mi yapıyorum? Evet. 3 tane yapıyoruz. Sonra aralarına yine çileğe geldik. Aralarına hatırlat Sibel. Tamam. Şeyin içine batmıyoruz, arasına. Aha, şimdi onu da göstereceğiz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde devam ettikten sonra yine kırmızı ipimize geçeceğiz. Ben geçeyim o kırmızı ipi. Geç. Ben geriden şimdi geliyorum. Bu sıra sonuna kadar hem böyle gittikten sonra bir dakika şurayı toplayayım göstereyim. Şu 5 taneyi topladık. Şimdi sıra başına kadar tekrar ilmekleri kapatarak yeşil iple işimizi bitiriyoruz. Her defasında bu afgan tığında sola doğru gidip örgüyü kurup sonra sağa doğru gelip ilmekleri kapatıyoruz. Şu şekilde kapattık. Şimdi şurada kapanmışı da var. Şimdi bunun üstüne ikinci sıra çilekleri kuracağız. Şimdi şuraya geldim ben, ne eksik benim? Şu 3 taneyi de yaptım. Kapatıyor muyum bunu? Şimdi kapatıyorsunuz. Geriye tek doğru gidiyorum? Tek tek geliyorsunuz. Evet. Ha. Geriye doğru tek tek. Bir dakika. Onu yapmam lazım. Şimdi kırmızı ipi aldım. Yine sıra başından ipimi şöyle bir zincirle sabitliyorum. Sabitledim. Bakın başta 3 taneydi. Şu baştaki biri yaptım. Şimdi şu 3'ün ortasına çileği kuracağım. Onun için de şimdi bu ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bundan sonra aklıma geldi, ben kendime bir de boyunluk yapacağım. Çok güzel olur. Siyah paltoyla falan çok güzel olur. Evet. 3 4 ve 5 Takım renginde falan da olur bu, çok güzel olur. Olur. Çilek. Şimdi çilekleri yaptık. Bu 3 ilmeğin ortaya yaptım. Şimdi 3. ilmeğe 1. Bakın çilekleri topladığımız yerin tepesine 2.yi yapıyorum. Ve 3.yü yaptım. Dolayısıyla 1 çilek 3 boşluk oldu. Yine aldım üstüne. Bu tam ortadaki ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu çok zevkliymiş yalnız Sibel. Ben şimdi bir tek Facebook'a koyamadım. Sibel Facebook'a koyabilirse 3. sevineceğim. Biz bunu kalın bir yünle ve 5 numara afgan tığıyla yaptık. Kalın yünle yapmalarında fayda var. Daha büyük böyle şey, fosur fosur bir çilek oluyor. 5 evet. taneyi yaptım. Şimdi son 3. ilmekten bir tane aldım. Tam çileğin tepesinden 2. ilmeğimi aldım. Şuradaki 3.'ünün ilkinden de ilmeği alıp tekrar ortadaki ilmeğe bu sıranın sonuna kadar da bu şekilde gidip sonra çilekleri bu kırmızı ipleri toplayacağım. Sonra yeşille gelip çileklerin tepesini bir önceki aşamada yaptığımız gibi toplayıp bu şekilde gidiyor. Vallahi 2 dakika önce gördüm, bunu çileğin reytingi var Sibel. Var? Bak 2 dakika önce koydum, 189 beğenme olmuş. Vallahi güzel yani, çilek güzel. Hakikaten güzel. Güzel. 192 oldu şu anda Sibel. Hakikaten çok güzel. Bu arada bu vesileyle başka şeyler soranlar var. Onlara cevap vereceğim yayından sonra. Yorumlara bir bakmak istiyorum. Çok hoş yorumlar yapmışlar. Hatta şöyle şöyle Emine Ün, bizim Emine mi? Bunları böyle böyle yapmış. Harika diyenler var. Harika renkler. Kızım da ben de bayıldım demiş Hayriye Duran. Yapılışını nereden görebiliriz Derya Hanım diyor. Yapılışını bana küçük bir video yapın arkadaşlar. Twitter'da, Facebook'ta yapılışını paylaşalım. Çünkü çok güzel anlattı burada Sibel. Evet. Şimdi. Yönetmenim Gökhan, Sayın Gökhan yönetmenim. Duydunuz.
Tamam, hemen bende. Peki. Yine aynı ilmekten çilekleri yapmak için ikili trabzan yapıyoruz. Aradaki ilmekler için trabzan iç üstüne dolamadan tığın. Şimdi geldim buraya. Bakın bu sırayı da bitiriyorum. Şu bir, tam çileğin tepesinden bir tane daha aldım. Sonundan da alıp ve şöyle şu şekilde kapatmaya geçiyorum sağa doğru. Şunu tekrar gösterelim. Bakın olay 60 ilmekte küçük bir çanta, yani bir tablet bilgisayar kadar bir çanta yapmak istiyorsanız 60 ilmek, 60 zincir atıyorsunuz. Evet. Sonra 3-1-3-1 şeklinde gidiyor. Evet. Hep kaydırıyorsunuz.